İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Avrupa'nın Orta Doğu'daki tek demokrasi ülkesi İsrail'le ilişkilerini yeniden değerlendirmesi zamanının geldiğini söyledi. Netanyahu, çeşitli temaslarda bulunmak için gittiği Macaristan'ın başkenti Budapeşte de, bu ülkenin başbakanı Viktor Orban'la, Polonya, Slovakya ve Çekya'nın başbakanlarıyla bir araya geldi. Avrupa'ya yaptığı çağrıda bu dört başbakanın desteğini de alan İsrail Başbakanı, Macar mevkidaşının radikal İslamcı tehdide karşı ortak çalışma grubu kurulması önerisini desteklediğini de açıkladı. Benjamin Netanyahu, çok geniş bir coğrafyada yol gösterici konumundaki İsrail, Hristiyan nüfusun bölgede sadece güvende değil, gönenç içinde de olduğu tek yer ifadesini kullandı. Netanyahu, İsrail'in çok karanlık bir bölgenin tam kalbinde, Avrupa ve batılı değerlerin bir karakolu olduğunu da söyledi. Liderlerin ortak basın toplantısında konuşan Macaristan Başbakanı Viktor Orban da, Avrupa Birliği'nin İsrail'e bölgenin istikrarı için gösterdiği çabadan dolayı minnettar olması gerektiğini belirtti. Orban, İsrail'in Avrupa'yı sık tekrarlanacak bir göçmen istilasından koruduğunu da sözlerine ekledi. Öte yandan her iki lider de Avrupa Birliği ile İsrail arasındaki ilişkilerin özellikle terörizm tehdidi ve göçmen krizi gibi sorunların öne çıkardığı güvenlik ve teknoloji alanlarında yoğunlaşması gerektiğine vurgu yaptı.